Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay İnşaat Mühendisleri Odası ve Hatay Jeoloji Mühendisleri Odası işbirliğiyle Hatay'da deprem sempozyumu gerçekleştirildi. Deprem sırasında ve deprem sonrasında yapılması gerekenler şöyle özetleyebiliriz. Deprem öncesinde gerekli eğitimler almak, deprem çantası hazırlamak, ilk yardım eğitimi almak. Deprem esnasında çöp kapan tutun ilkesini kendi bulunduğumuz ortamda uygulamak. Sempozyuma jeofizik mühendisi Ali Pınar, inşaat mühendisi Yasin Fahşan, jeoloji mühendisi Şükrü Ersoy, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Adnan Özkaya, Genel Sekreter Yardımcısı İhsan Çakar, Hatay İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemil Tileylioğlu, Mustafa Kemal Üniversitesi öğrencileri ve belediyenin kurum amirleri katıldı. Hatay Jeoloji Mühendisleri Odası temsilcisi Rasim Can, Hatay'da olması beklenen depremin yaklaştığını söyledi. Birincisi fay yasası çıkarttı. Yerleşim alanları içinde bulunan demir fay yerleri tespit edilerek gerekli tampon bölgeleri oluşturmak. İkincisi, yapılacak olan yeni yapılar demir şartlarına ve deprem şartlamasına uygun ve sırrı denetim altında yapılması lazım. Hatay İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemil Tileylioğlu kentsel dönüşüme dikkat çekti. Binalarımızın depreme karşı güvenilir olup olmadığı konusunda yerel ve merkezi yönetimlere önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumluluk içerisinde şehrimize bir an önce riskli yapı stoklarının belirlenip parsel bazında değil, ada ve mahalle bazında kentsel dönüşümlerin planlanıp bir an önce de gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Adnan Özkaya, depreme yönelik farkındalık programlarının devam edeceğini söyledi. Hatay ilimiz birinci derece deprem kuşağında yer almaktadır. Bu nedenle toplumda deprem bilincinin oluşturulması gerekmektedir. Depreme dayanıklı yapıların yapılmasının sağlanması ve oluşacak riskleri azaltmak için hep birlikte çalışmamız gerekmektedir.